Cümleten selamünaleyküm. Çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Bir kısmımızda daha yeni tanışıyoruz. Belki bir kısmımızda bundan sonra hiç görüşmeyeceğiz. Ama burada bir şeyler yapmaya çalışan birkaç tane genç var. Ve biz özellikle son zamanda bir tane kısa film attık. Bununla ilgili bugün burada neler yapmaya çalışıyoruz? Ve İntibak kısa filminde ince bir detay koymuştuk, detay yerleştirmiştik. Buradaki detay ne? Ve ödülü kim kazandı? Bugün onu konuşacağız. Sürecimiz oldu. Her gün, belki 2 güne bir, 3 güne bir ama hani bir haftada en kötü 2 tane, 3 tane video attığımız bir sürecimiz oldu YouTube kanalımıza. Fakat artık bu sürecin sonunda insan şöyle bir şey diyor. Hani daha iyi bir şeyler yapmalıyım, daha iyisini yapmalıyım. Hani biz arkadan geliyoruz diyor ya açıkçası. Küçücük bir çocuk eline telefon aldığı zaman böyle kilitlenip saatlerce kalabiliyor. Ama İslami bir konuya geldiği zaman oluyor. Şimdi iş hakikati vermekse ve bu hakikat bütün dünyanın bize vereceği en güzel zevklerden daha kıymetliyse, çünkü ölüme çare bulup ebedi zevki vermenin anahtarı sadece bu hakikatlerin Allah'ın kapısındaysa, o zaman bizim bunu pazarlamada en az dünya kadar, dünyevi nasıl söyleyeyim, film sektörü, sinema sektörü, çizgi film sektörü, bu işleri yapan adamlar kadar çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani en az bizim istediğimiz, oh yani bizi doyuracak ne izlenmeler, ne neticeler, ne sayı çoklukları, ne alkışlar. Bizim bunların zaten kabirin öbür tarafında faydamıza, yararımıza bir metalar olmadığının farkındayız. Yani insan hani tabii ki nefsidir, kusurludur, günahlardır. Bu ya, işte yani şu hakikatler benim davam, oh be. Hani şöyle düşün, bir baba düşün, evladına bakar, üniversiteden mezundur, varlığı durumu yerindedir. İşte benim oğlum. Hani parası için mi yapıyor? Ya parasına ihtiyacı yok ki. Ondan beklentisi mi var? Yok ki. Ondan bir sevinç duyuyor, gurur duyuyor. İşte benim davam ya. Hani Abdullah İbni Mesud'un bir duası var. Allah'ım İslam'ın eğer olursa ki mağlubiyetini, zilletini bana gösterme. İslam zillet altına girmez, giremez, bunu kabul etmez. Düşmanın postalı altında ezilmeyi ruhumuz kabul etmiyor diyelim yani. Bu yüzden bizi mutlu edecek olan şey, bizi sevindirecek olan şey bu hakikatlerin kaliteli temsil ediliyor olması. Yani oh be işte yani benim davam ve o kadar güzel salonları dolduran o filmler var ya ve onların o kalitesi, onların üzerindeki o emek. Yani kenardan baştan savma yapılmış bir iş değildi, evet. Gerçekten çok uğraşılmış. Yoksa kamerayı koyup yani muhabbet etmek, bir şeyler anlatmak şu zamanda artık çok zor değil. Yani bir telefonla bile bunu yapabiliyorsun ama kaliteli işler yapmak istediğimiz veya İslam'ın gerçekten daha güzellerini hak ettiğine inandığımız için bir yola girdik bence. İyi ettik. Zor ama. Zor mu? Yani mesela bir günde 3 saatte bir video çekip 1,5 saatte montaj yapıp 4,5 saatte sonra içerisinde kanala da atabilirsin ki bu video öyle olacak herhalde. Ama 3,5 ayda uğraşabiliyorsun. 3,5 ay mesela. Tek kamera, tek bilgisayar, bir ekip. Şuradaki kamerayı kullanmadık genelde değil mi hiç? Yok. Ben şurada en fikir olmamız gerektiğine inanıyorum. Biz ilimde, sanatta, bilimde, teknolojide, sinemada ciddi manada ilerlemek zorundayız. Yani bu bir zorunluluk ama bu bir baskı değil. Hani sen bu fikriyle kabul edeceksin değil ama bence saygı duymalıyız. Neden biliyor musun? Bu asrın tepesine çıkacağız. Bu asrın insanı, anne, baba, kardeş, abi, dava adamı veya bir şeyler yapmak isteyen bir nefer olarak çıkacağız bu asrın tepesine ve gözlemleyeceğiz burayı. Kim gibi? Efendimiz gibi. Çıkacaksın Mekke'ye, Mekke'nin bir tepesine. Mekke halkına şu önce bir strateji geliştireceksin, bakacaksın. Diyeceksin ki yani nereden başlamalıyım? Çünkü her şey an be an vahiy üzerine gitmiyordu. Efendimiz strateji kararlar veriyordu Bedir'de. Bir strateji karar vardı orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta bazı sahabe dedi. Ya Resulallah bu Bedir'deki taktik Allah'ın vahyi mi? Hayır, bunu ben düşündüm. O zaman kuyuları kapatsak da bir kuyu açık bıraksak olmaz mı? Daha iyi olmaz mı? Sahabe de istişare etti. Tamam öyle yapalım dedi ve Bedir'i kazandık. Bu işte de böyle çıkacağız asra ve strateji geliştireceğiz. Ya ben çocuğuma yetişemiyorum işte. Ben kardeşime yetişemiyorum. Ya ben eşimle ya kuramıyorum diyalog ya. Yanaşamıyorum, hakikati anlatamıyorum. İki rekat namaz tesettür yaptıramıyorum abi, olmuyor diyoruz. Anneme dinletemiyorum diyoruz. Çıkacağız asrın tepesine, biz de bakacağız. Bu asrın insanlığının dikkatini bu hakikatlere nereden yakalayabilirim, nereden çekebilirim acaba? Bunu demek zorundayız. Demeyelim. O zaman anlat çocuğuna, anlat kardeşine. Hadi tesir ettir, anlat. Ya da hadi anlat eşine, iki rekat, iki sayfa okuma yaptır. İslami bir tefsir okusun, biraz Kur'an okutur. O zaman yap yani bunu. Yapamıyorsak eşinin dikkati nerede? Televizyonda. Çocuğun dikkati nerede? Çocuğun tablette. İşte arkadaşların kimi izliyor? YouTuber'lar izliyor. Öbürleri kimi izliyor? Sinemada Marvel izliyoruz abi. Netflix izliyoruz yani bu. Bunu yapıyoruz biz. O zaman en az onlar gibi işleri ortaya koymadan ki bu hakikatler o kaliteyi fazlasıyla hak ediyor. Bu asırda muvaffak olmamız zor olacaktır. Kanaatini taşıyoruz. Ama tek doğru budur da demiyoruz. Sadece hemfikir olalım yani. İlimde ve sanatta, teknolojide, bilimde, sinemada bizim gelişmemiz gerekiyor. Bu bizim attığımız bir adım. Bir adım yani, küçük bir adım. Gecesi ne olur,
patlar patlamaz dediğimiz biz sayılarla değil, biz oh ya, ya Rabbi biz uğraştık ya. Yani Musab'ın bir sayı derdi yoktu radıyallahu anh. Yani oh başımı verdim bitti yani. İslam hak ettiği yeri, değeri görsün. Görecek ama. Değil mi? Biz buna inanıyoruz. Görecek. Yol geçen anı artık sığınağımız oldu ve sığınağım TV. Yani bir TV kanalı, YouTube'da bir TV kanalı. Yani bir TV kanalında sadece tek düze bir sistem göremezsiniz. Yani bunun içerisinde ne vardır? İşte filmi vardır, yarışması vardır, haberi vardır, sporu vardır, eğlencesi vardır, yemek programları vardır ve çizgi filmler vardır, belgeseller vardır. Çok güzel. Yani o kadar farkı geniştir ki mutlaka birilerine hitap eder ve mutlaka birileri ondan istifade eder. Şimdi biz de dedik ki o zaman TV kanalı yani evet bu TV kanalı gibi ya her şey var içinde diyeceğimiz bir konseptle başlayacağız Allah nasip ederse. Bakmışız ileride kendi çizgi filmlerimizi yapıyoruz. Bizim çocuklarımız işte onlara kilitleniyorlar. Böyle bakıyorlar ya Hazreti Hatice'yi seviyorlar, Hazreti Ayşe'yi seviyorlar, Efendimiz'i seviyorlar ama çok yani o kaliteli. Baba açsana bana diyor sana ya ağlıyor böyle. Oğlum yeter. Ağlıyor böyle aç diyor ya. Ben Musab bin Ümeyr'de kaldım onu isteyeceğim diyor. Bugün Musab bin Ümeyr'i mi çıkacak diyor mesela. Ve ben Musab bin Ümeyr gibiyim baba diyor mesela sana. Sen çocuğuna küçükten bunu veriyorsun. Neyle veriyorsun? Oğlum bak deyip omzuna vurup bunu anlatamazsın. Çizgi filmle veriyorsun. Oradan düşün. Bir mutfak. İşte senin hanım işte veya kardeşin veya işte annen. İşte evde izlerken tık izlemiş. O şeyi izliyor böyle mutfakta. Bizim mutfak programını izliyor. Ve oradan hakikatle o sebzelerin, o yemeklerin, o kazanın yemek pişirdiği gibi kainattaki pişen, toprak kazanında pişen yemekleri görüyor. Hakikatle beraber yemeğini de akşam yetiştiriyor yani. Şimdi artık çok konuştuk bence. Videodaki... Ödüne mi geçelim? Gelelim. Beyaz fasulyenin kuru fasulyenin. İnce detay ne? Bir kere şu değil. Bulana biz direkt mesaj atacaktık. Size bir mesaj gelmemişse o değil. İnce detay şuydu arkadaşlar. Videoda birçok güzel detay vardı. Biz zaten onların da fark edilmesi için böyle bir konsept. Ya bakın ödül var konseptiyle videoyu paylaştık. Ve bundan sonraki videoda da inşallah paylaşacağız. Bir ödül olacak yani. Ödüllü video paylaşacağız. Detay bilekteki sayılarda. Bir detay. En ince detay bizce. Bilekteki sayılardı. Bilekteki orada 09, 09, 02, 03. Oradaki sayılar bir şeye işaret ediyordu. İşte 03. 3, 145, 18, 05. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama böyleydi galiba. Bunlar, bu sayılar bir şeye işaret ediyor. Ney? 9. surenin, Kur'an-ı Kerim'de 9. surenin 9. ayetinin, örnek veriyorum o sure Tövbe suresi ise 12. sayfasının 3. satırı veya ayeti. Konuyla ilgili. Tabii onu bak bak. Aynen. Bence size kalsın böyle bir şey olsun. Oradaki verilen mesajla burada bilekteki sayıların işaret ettiği ayet birbiriyle bağlantılı. Yani öyle bir detay. Bundan sonraki videoya koyacağımız detayı biz bile bilmeyeceğiz. Çok çok daha böyle bir... Kaptırmayacağız bu sefer. Daha bu sefer ödülü vermeyeceğiz. Yok güzel olacak gerçekten daha da kafaya olacak. Çünkü 3 kişi bildi. İlk bilen de buradan Gaziantep'te Yüksel ablamızdı. Yüksel Keleş. Yüksel abla almış abi ekibi. Toplamış böyle herkesi. Video paylaştıktan sonra WhatsApp grubu kurmuş. Herkese atmış demiş ki biz bu laptopu alacağız. Azmetti. Aldı. Allah hayırlı uğurlu günlerde... Hayırlı uğurlu işlerde kullanmayı nasip etsin. İsterseniz yavaş yavaş artık kapatalım. Ama şunu diyebiliriz ki birbirimizi gerçekten bir gün anlayacağız. Yani bizi anlayacaksınız. Yani paylaşılan videolar, verilmek istenen mesajlarla bugün, yarın, belki biz öldükten sonra veya kabirde, ahirette birbirimizi anlayacağız ve diyeceğiz ki yani elhamdülillah. Yani şu asrın yarasına büyük veya küçük bir merhem olmaya çalışmışlar. Uğrunda ölmüşler ya. İnşallah uğrunda ölmüşler. Yani uğrunda öleceğiz yani biz. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizin ihlasını, gayretini, samimiyetini bu yolda arttırsın. Çok daha güzel, çok daha kaliteli, farklı videolarla çok yakında şuradayız.